Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin enerji faturası Temmuz'da ikiye katlandı. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası Temmuz ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %96 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Temmuz ayında Türkiye'nin toplam 29.2 milyar dolarlık ithalatı içinde 7.75 milyar dolarlık kısmını enerji oluşturdu. Geçen yılın Temmuz ayında Türkiye enerjiye 3 milyar 958 milyon 869 bin dolar ödemişti. TEDAŞ ihalelerinde fiyat farkı uygulaması başladı. TEDAŞ, mal ve hizmet alım sözleşmelerine ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı verebilecek. Sözleşmelerin feshi de mümkün olacak. Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi veya ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bugünden itibaren 30 gün içinde TEDAŞ'a yazılı olarak başvurması gerekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi için hazırlıklara başlamalı. Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen, Türkiye'nin enerji ve karbon yoğun sektörleri azaltıp daha verimli sektörlere yoğunlaşmasının şart olduğunu söyledi, dinliyoruz. En başta Türkiye'de, Türk sanayi başta olmak üzere, enerji yoğunluğumuz çok yüksek. Evet. 1 dolar yurt içi hasıla elde edebilmek için kullandığımız enerji, OECD ortalamasının 2 misli kadar. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani çok pahalıya mal ettiğimiz, cari açık vererek mal ettiğimiz enerjiyi yoğun kullanarak düşük katma değerle ihracata yönleniyoruz. Evet. Türkiye bu tür politikalarını, hani düşük katma değerle ben hani bir takım üretim yapayım da bunu satarım mantığından uzaklaşıp, bence bu yapısal değişikliğe gitmenin ilk yılı 2022-23 olmalı. Yani şimdi Türkiye'de EPİAŞ diye bir kurum var. Hani elektrik piyasalarının, yani bunu karbon piyasası, hani ya da şeyin içerisinde, İstanbul Borsası'nın içerisinde bir de karbon piyasası da oluşturabiliriz. Bütün altyapıya sahibiz. Ama işte bunu oluşturduğunuz zaman gerçekten Türkiye üreticisi için karbon emisyonunun ne anlama geldiğini rakamsallaştırabileceksiniz. Biz bunu yapamazsak, Avrupa yapınca bir de şöyle bir kötülük yapıyor bize. Bu karbon vergisini sınırda ilk defa Avrupa tarihinde bu karbon vergisi özel bir fonda toplanacak. Ve karbon emisyonunu düşürmek için kullandırılacak. Dolayısıyla orada bizim ödediğimiz her vergi bir sonraki yıl bize yeni bir zarar olarak dönecek. Yönetim danışmanı Mehmet Göçmen'e göre Türkiye gerekli hazırlıklarını bir an önce yapmazsa Avrupa'nın 2026'da uygulamaya başlayacağı sınırda karbon vergisinden büyük zarar görebilir. Haziran'da Türkiye'nin lignit üretimi arttı. Türkiye'nin 2022 yılı Haziran ayında lignit üretimi bir önceki aya göre %5 artarken bir önceki yıla göre %3.6 arttı. Üretim 6.74 milyon ton olarak gerçekleşti. Kontrolmatik Kamerun'da trafo inşa edecek. Kontrolmatik Kamerun'da elektrik iletim şebekesi iyileştirme projesi kapsamında 18,5 milyon euroluk iş üstlendi. Kontrolmatik proje kapsamında yüksek gerilim hatları ve trafo merkezlerinin tasarım, tedarik ve montajı ve devreye alınması işlerini yapacak. Proje Dünya Bankası tarafından finanse ediliyor. Değerli dinleyiciler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, Karadeniz'e Türk karasuları dışındaki deniz parselleri için verilmiş olan 21 adet petrol arama ruhsatı için süre uzatımı istedi. Darbazlar Konya'da güneş santrali kuracak. Darbazlar Hazır Beton, 90 milyon TL yatırımla Konya Selçuklu'da 8 megawattlık güneş enerji santrali kurup işletecek. Santralde üretilen elektrik alandaki kalker tesislerinde kullanılacak. Ento Maden Edirne'de kömür üretecek. Ento Maden Edirne'nin merkez ilçesine kömür ocağı işletecek. Yaklaşık 142 hektarlık alanda açık işletme yöntemiyle patlatmasız olarak iş makineleri kömür üretecek. Ocaktan yılda 20 bin ton kömür üretilmesi öngörülüyor. Ocağın işletme ömrü ise yaklaşık 141 yıl olarak hesaplanıyor.
Aksa doğalgaz tarifelerine zam yaptı. Aksa, Malatya, Balıkesir ve Mustafa Kemal Paşa doğalgaz işletmelerinde fiyatlara zam yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Aksa doğalgazın dağıtım yaptığı illerde tarifeleri %58 ile %490 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Tarife ücretleri tüketim kapasitesi kademelerine göre değişiklik gösteriyor. Kayseri Yeşilhisar'da güneş santrali kurulacak. Hakan İnan İnşaat Enerji, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4.8 MW kapasiteli güneş enerji santrali kuracak. 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak santral projesinin maliyeti 81 milyon TL, ekonomik ömrü 20 yıl olarak hesaplanıyor. Macaristan'da 2 nükleer reaktör kurulacak. Macaristan 2000 MW kapasiteli Pax nükleer santraline 2 yeni nükleer ilavesi için Rosatom'a inşaat izni verdi. Santral her biri 1.2 GW kapasiteli 2 Rus yapımı reaktörle genişletilecek. Reaktörlerin 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. 12,5 milyar euro değerindeki proje büyük ölçüde Rusya tarafından finanse ediliyor. Nükleer enerji Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi değil. Rusya gaz depolarını dolduruyor. Rusya kış ısıtma mevsimi öncesi Avrupa'ya göndermediği gazlarla depolama tesislerini dolduruyor. Ülkenin gaz stoklarındaki doluluk oranı %91'i geçti. Moskova yönetimi gaz ihracatından ziyade yurt içi gaz depolarının doldurulmasına öncelik verilmesi gerektiğini açıklamıştı. İngiltere'de elektrik ve gaz fiyatları 3 kat artacak, orta sınıfa da destek gündemde. İngiltere'nin enerji piyasası regülatörü Ofgem, ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst sınırını %80 yükseltti. Böylece 1 Ekim'den itibaren ortalama bir hane halkının yıllık enerji faturası 3.549 sterlin olacak. Fiyatlar geçen kışa oranla yaklaşık 3 kat artacak. Ülkenin Maliye Bakanı Nedim Zehavi, enerji fiyatlarındaki sürekli artış nedeniyle 2 yıl sürebilecek ulusal ekonomik bir olağanüstü hal yaşandığını ve orta sınıfında desteklenmesi gerekebileceğini söyledi. Japonya Rus gazından vazgeçemiyor. Japon şirketler Mitsui ve Mitsubishi, Rusya'nın yaptırımlara misilleme olarak tüm kontrolünü aldığı Sakhalin'deki LNG projesinde ortaklıklarının devam etmesine karar verdiler. Japonya LNG ihtiyacının yaklaşık %9'unu Rusya'dan, büyük çoğunluğunu da Sakhalin 2'den karşılıyor. İran ve Rusya doğalgazla işbirliği yapacak. İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom, İran'ın Kuzey Pars doğalgaz sahasının geliştirilmesinde işbirliği yapacaklar. Temmuz ayında imzalanan 40 milyar dolar değerindeki anlaşmanın detayları belli oldu. Buna göre iki ülke gaz ve petrol sahalarının geliştirilmesi, basınçlandırılması, gaz ihracat boru hatlarının inşası ve diğer bilimsel ve teknolojik alanlarda işbirliği yapacaklar. Total Energies, Ternefte Gaz'daki hisselerini satacak. Rus ordusuna askeri yakıt temin ettiği ithamlarıyla karşı karşıya kalan Total Energies önemli bir karar aldı. Buna göre Total Energies, Rus Novatek'le ortak girişimi Ternefte Gaz'daki %49'luk hisselerinin tamamını Novatek'e satma kararı aldı. Sırada petrol fiyatları var. Meksika Körfezi'nde Shell'e ait 3 derin deniz platformunda petrol üretimi arıza nedeniyle durduruldu. Haber piyasalarda tedarik sıkıntısına yönelik endişeler yaratırken arızanın kısa sürede çözüleceğinin duyurulması rahatlama getirdi. Üretimin cuma günü normale dönmesi bekleniyor. Küresel ekonomide yavaşlamaya yönelik korkularsa etkili olmaya devam ediyor. Yön arayışındaki uluslararası piyasalarda Brent tipi petrol 101 dolar seviyesinden, Batı Teksas tipi WTI ise 93 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Ağustos 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2842.80 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 19.22 dilimi için 4000 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 00.04 dilimi için 2000.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.